Ali Reçber Piyasa'nın herkese selamlar, günaydınlar değerli arkadaşlar. Evet, ekranda görmüş olduğunuz Bitcoin 100 bini görmeden önce 19 bin dolara düşebilir. Sonra 100 bini görebilir söylemlerimi biliyorsunuz. Ve tabii bu işin bir yerde 19 bin dolar süreci daha çok zaman alacaktır ama sonuç itibariyle bakın en son Kasım'ın ikinci haftası gelmeden önce yani 65 bin, 69 bin bölgesine giderken şu bölgede Bitcoin için burada bir boğa tuzağı olup ciddi bir satış gelebileceğini, beklentimin de ilk etapta 53.500 sonra 50.000 bu bölgeye oturabileceğini söylemiştim ki bakın o boğa tuzağı net bir şekilde burada gerçekleşti arkadaşlar. Boğa tuzağını tabi bulurken veya boğa tuzağını tespit ederken bahsetmiş olduğum şu boğa tuzağı bakın fiyat yukarı gitmeye devam ediyor. Bir trend varmış gibi ama gerek bunu HDTR'de gerekse ERASAY'da gördüğünüz gibi oluşabileceğini ve senaryoyu da elle çizdiğimi de biliyorsunuz. Ve nereye kadar geldik? Tam bahsetmiş olduğum o 53.500 seviyesi görüldü. Peki bundan sonra ne olur? Ama bundan sonra ne olur demeden önce size bakın şöyle Bitcoin düşerken benim her gün yaptığım çalışmalarda düzenli bir şekilde sadece kriptolara yönelik artık çalışmada yapıyorum. Yani 10 dakika tüm kriptoları gözüyorsun. Mesela bu ay içinde bahsetmiş olduğum 3 tane çok önemli kripto var. LRC. Şöyle dönüp bakalım. Ne demişiz, ne olmuş? Bakın arkadaşlar LRC bu ay başında. Bakın aylı aldım şöyle. Bakın ay başında. Bunu söylediğim bir kriptoydu. Harika bir prim yaptı. Aynı şekilde Sant. Çok ciddi prim yapan diğer bir kağıdı bulduk. Kriptoyu bulduk görüyorsunuz. Neredeyse 76'lardan geldiği seviye. Aynı şekilde AVAX. Çok güçlü dediğim bu kripto görüyorsunuz. Gayet güçlü bir prim. 1-3 neredeyse yaptı. Şimdi aylık bazda söylediklerimdi bunlar. Ve son günlerde Iris ile ilgili bir çalışmam vardı. Çok sert bir hareket yaptı. Hatta şu gün çok dikkatliydim. Iris'te bir hareket olabilir. Çok sert bir hareket. Şu an yerine geldi. Problem değil ama önemli nokta bu. Şimdi 3 tane de size, 4 tane de size ileride prim yapabilecek yani bugünden yarına belki de olabilecek ihtimal dahilindeki tahminim olacak. Birkaç tane kriptodan bahsedeceğim ama öncesinde de bu hafta yani geçen hafta başlarken bu hafta daha bitmedi. Pazartesinden itibaren dikkat çektiğim Bitcoin düşerken bile toparlayabilecek, iyi olabilecek üzerinden geçtiğim kriptolar vardı bahsetmiş oldum. CRV. Bakalım ne olmuş CRV. Bakın değerli arkadaşlar. Bu hafta. Haftalık primi görüyor musunuz? Bitcoin %20. Neredeyse 2 haftada Bitcoin %20 düşerken 3 haftada burada primi görüyorsunuz. Yani bahsetmiş olduğum kriptolarından. CVC. Bakalım durum nedir? Gayet güzel. Bakın geçen hafta başında bahsetmiş olduğum kripto ve Bitcoin düşerken burada prim görüyorsunuz. Daha şöyle yapayım ki daha anlamlı olsun. Şu düşüşte şu süreci yakalamışız. Aynı şekilde EGLD bu çokça uyarıda bulunduğum, gayet güçlü gördüğüm, uzunca bir süredir güçlü gördüğüm kriptolardan bir tanesi. Şimdi hemen şöyle bir o işin hemen şuna bakalım. Bakın görüyorsunuz son günlerde güçlü gördüğüm ve harika giden. Mesela Storage son günlerde yine çok güçlü gördüğüm. Bakın trend başlamış. Bitcoin görüyorsunuz. Düşerken benim bahsetmiş olduğum kriptolar yükseliyor. Ha, düşen kriptoları da söylüyoruz tabii ki. Uzak durmak lazım. Pek ilgilenmemek lazım. Zayıf dediğim kriptolar da var. Onları da eğer hemen şuraya bir araya şöyle bir reklam alalım isterseniz. Bakın özel eğitimlerimiz var. İnternet üzerinden 12 aylık, yıllık eğitimlerimiz var. Eğitim süreçlerinin tüm detaylarını sayfamdan izleyebilirsiniz. Ben tekrar döneyim. Çok reklamı uzatmayalım. Ve son günlerde çok fazlasıyla uyarmaya başladım. BAT. Bakın arkadaşlar BAT'ta da görüyorsunuz. Harika bir dönüş var. Gayet güzel. Yeni yeni dönüşler olmaya başladı. Potansiyeli olan kağıtlar bunlar. Hemen BLZ. Bakın burada da gayet güzel dönüşler yakalamaya başladık. Harika kırılmalar oluşmaya başladı. Ankara birkaç gündür böyle iyi gözüküyor. Hatta geçen haftadan iyi gözüküyor. Bir tepki isteği bakın gelmeye başladı. Gayet güzel. BLZ'yi dedik zaten. CRV. CRV. Bakın CRV'ye dönüp baktığımızda CRV'de de
bir dönüş oluşmaya başladı. Bu da iyi. Yani en azından yaptı söylediğimiz günden beri. Engie güzel olmaya başlamıştı. Engie'de de iyi prim oluşmaya başlamıştı. Hatta geçen haftalardan itibaren gayet güzeldi. IOTA'ya dönüp baktığımızda IOTA'da da bir tepki hareketi vardı. Bakın yani dipler bölümümüz ne? Burada Bitcoin de aşağıya geliyor görüyorsunuz. Şimdi Bitcoin'e döneceğim tekrar. Bitcoin'e dönüp yeni bir haber daha vereyim, müjde vereyim daha doğrusu. Tüm kriptolara yönelik tablo bitti. Bunu eğitimime katılan arkadaşlarıma vereceğim. Ne işe yarıyor onu da göstereceğiz tabii ki. Hemen dönüyorum. Bakın. IOTA dedik ve tamamladık. Yani piyasa düşerken biz kağıt, kripto her zaman yakalanalım arkadaşlar. Yani onun için pek şey yapmaya gerek yok ama ders çalışmaya gerek var. Bakın burada da düşüş devam ediyor. Bunu da takibe aldım. Belki bir şeyler olabilir ilerleyen süreçte. Dedikten sonra önümüzdeki günlerde olabilecek 4 tane kripto var. Bunda 5 tane kripto var. Bundan bahsedeceğim ama şöyle bir dönelim. Bitcoin'de şimdi ne olabilir? Bitcoin'de bahsetmiş olduğum 53.500 çalıştı. Gayet de güzel bir destek. Bu destek nereden geliyor? Bakın yine hatırlayacaksınız. Ben şu 29.000'den öncesinde yine Nisan ayında beklediğim o çöküş. Arada destek olacak. Tepki verecek ama son satış fırsatı ve ikinci çöküş gelecektir. 30.000'e yani ta 29.000'e buralarda güvenli bölge olabilir dediğim aralık. Çok güzel çalıştı biliyorsunuz. Her dipte alış fırsatı, buralarda satış fırsatı, alış fırsatı, satış fırsatı, alış fırsatı, kısa süre satış fırsatı ama büyük olasılıkla buradan ciddi bir rally başlayacak. 52.000'lere kadar başlayabilir. Kademe kademe dediğim süreç belli bir noktadan sonra 52.000'i gördükten sonra dedik tekrar geri çekiliyoruz. Nereye? 39.40'lara. Burada durabiliriz. Tamam durabiliriz. Sonra tekrar bir tepki. Bakın hemen hemen arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? Bütün dalgalanmaları yakaladığımızı söyleyebilirim. Ama şurada 52'nin üstünde 55-52 bu bölgeden şu hareketi beklemediğimi de ve burada beklentimin üzerinde güçlü gittiğimi de not olarak söyleyebilirim. Ama bundan sonraki süreçte de artık bu bölgenin güvenli satış bölgesi olduğunu yani 52'nin üzerinde, pardon 52'nin üzerinde değil özür dilerim. Benim yanıldıktan sonraki süreçte 59.000 60 küsür bin bu bölgenin güvenli satış bölgesi olduğunu, nasıl ki bu bölgede ben güvenli alış dediysem bu bölgede de güvenli satışın olduğunu ve şimdi kademeli bir şekilde bir bölgeye çekilecek. Evet ama biraz daha zaman, biraz daha gün lazım. Bunu da zaten yorumluyoruz. Net bir şekilde görüyorsunuz. Ben gerek bunu YouTube'da açık yayınla gerekse her gün yaptığım yayınlarda paylaşıyorum. Onun için şu noktada bakın görüyorsunuz değerli arkadaşlar. 100 günlük hareketli ortalama onun da tiyosunu vereyim. Böyle bir tepki ihtimali olabilir bugün yarın. Sonrasında bakacağız. Bu destek çalışacak mı? Çalışsa da pek bir şey olacağı olmayacaktır ama satış fırsatı olacaktır gelecek olan alışta. Sonrasında biz daha aşağıları zaman içinde konuşacağız. Ama bunları şimdi erkenden söylemek tabii ki erken uyarı vermek güzel ama gün içinde ne olabilir? Bunları da eğer yorumlayacak olsak bakın hemen dönüyorum. Dünkü kapanış 54.500. Dönüyoruz. 54.500. Bugün en yüksek nereyi görmüş? 54.800 görmüş. En düşük nereyi görmüş? 53.300'leri mi görmüş? Bakalım görelim. Bakın bugün en düşük 53.500. En yüksek 54.600. Yani çok kısır bir Bitcoin'e yakışmayacak yani. 54.500. 54.600 pardon. 600. En düşük 53.500. En düşük 53.500. Yani şu aralığı görmüş. Şu aralıkla şu aralık aralığında gitmiş. Şimdi haftalığa dönüp bakacak olacak. Bu hafta neredeyiz? Bu hafta benim hedefim güvenli alış bölgem 53.000, 51.000'di. Zaten yaptık onu. Nereye kadar tepki olabilir? 54.800 kritik bir seviye. 54.800'ü denemek isteyebilir. 53-51.000 bu hafta için güvenli alış bölgesi olmaya devam edecektir. Buraya da geri çekildiğinde alış olabilir. 54.800, 56.500'e kadar potansiyel var mı? Var. Bugün, yarın var. Peki aylıkta durum nedir diyecek olursak? Aylıkta 57 ile 58 kırıldığı için bakın aylıkta 36 ihtimali yani önümüzdeki bir aylık süreçte 36 ihtimali var mı? Yani şu an için belki biraz zor ama şunu söyleyebilirim. Eğer 54.500'ün altında haftalık bir kapanış görürsek bir hafta içinde o zaman biraz zorlamak isteyecek.
maksimum 52'ler. Sonra belki bir tepki. Sonra tekrar aşağıya. Sonra tekrar yukarı veya aşağıya ihtimalini o zaman yorumlayacağım. Ama kademe kademe nereye gelebileceğini söyleyebilirim. Peki yılın direnci neresiydi? Güvenli bölge neresiymiş? Yılın 63.070 mi? Buralar görüldü gayet güzel. Dolayısıyla 59'un altında olduğu için 57.5, 55, 53.5'ü görüyorsunuz. Ne kadar önemli destek. Yani 53.5, 55 aralığını bir izleyelim. Göreceğiz, duruma göre hareket edeceğiz. Dedikten sonra şu an için hafif bir tepki geliyor. Bitcoin'i izliyoruz. Eğer siz de bu eğitim almak ister, grubuma, eğitim grubuma katılmak isterseniz tüm detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Adana eğitimimiz çok güzel, gayet potansiyel, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, kontenjanımız doldu, ek kontenjanımız dahil oldu, teşekkür ediyorum. Onun için 12 Aralık İstanbul eğitimimize katılabilirsiniz veya internet üzerinden eğitimler, özel eğitimler, sınıf eğitimleri, tüm bu eğitimlere katılmak adına sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Herkese bol kazançlar, sağlıklı hafta sonları diliyorum. Görüşmek dileğiyle.